Merhaba arkadaşlar, Sezer Yok kanalına hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Projemizde acil durum butonu yapımını göstereceğiz. Bildiğiniz gibi acil durum butonları adı üstünde de acil bir durum olduğunda butona bastığımızda işte kişiyi arayabilir ya da kurumu arayabilir ya da mesaj, mail gönderebilir. Vesaire. Biz de biliyorsunuz normalde GSM modülüyle işte arayabilir ya da evet, direkt mesajı atabilirdik GSM üzerinden. Ya da yüksek olduğu için ona giremedik daha şu anda. Aynen arkadaşlar, öyle. Biliyorsunuz maliyeti aşırı derecede pahalı. GSM evet, modülü, e-mail kayıt olanlar daha da pahalı. O yüzden şimdilik mail göndermeye sizin de daha uygun olabileceğini düşündük. Belki ilerleyen dönemlerde sponsorluklar daha çok arttığında evet, ya da işbirliğimiz arttığında projeleri de gerçekleştirebiliriz. Bu arada bu projeyi zaten biz 2 hafta öncesinde yapmıştık, evet, biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızda paylaşmıştık. Aşağıdaki açıklama kısmında linkten ya da şu an ekranda çıkan linklerden sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Dilerseniz projemizin detaylarına geçelim. İyi seyirler. Önce ışık kutumuzdan bahsedelim. PLA filamentimizde bahmiş olduğumuz bir kutulama şeklimiz var. Kendimiz 3D printer'ı çıktısını aldık. Şurada 4 tane montajlama vidası yatağa bıraktık. Şuradan da cihazın, modemcuğumuzun besleme yeri ve kod atma yerini şuradan açtık. Şu şekilde bir tane butonumuz var. Basacak butonumuz. Onun sayesinde de butonlama işlemini yapıyoruz. İçinde de modemcuğumuz deltli plaketin üstünde eğimlenmiş şekilde duruyor. Hemen her şeyi topladıktan sonra bir GND bir de sinyal pinini bağladıktan sonra butona hemen şu şekilde üstünü kapattığımız zaman butonumuz hazırlanmış hale geliyor. Hemen ardından USB portumuza kablomuzu takıp yazılımımızı attıktan sonra çalışır hale gelecek. Hemen isterseniz oradaki işlemleri görelim. Daha sonra testini görmüş olacaksınız. Siz de aşağıdaki açıklamada kısmına verdiğim linke tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra size bu şekilde bir sayfa açılacak. Bu sayfadan ilk önce kayıt olabilirsiniz. E-mail ile ya da sosyal medya hesaplarınızla kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra create tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından burada if this ad var. If this ad seçeneğini tıkladığımızda buradan web hoax seçeneği var arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. Buradan ilk isteğimizi tıklıyoruz. Connection diyoruz. Buradan Gmail adresimiz açılacak. Gmail adresimizde de otomatik olarak eğer kendisi yönlendirmesi gerekiyor, yönlendirmesi tekrardan aynı Gmail'inizi yazabilirsiniz. Şimdi Cesardino, burada event name var. Event name'i Cesardino yazıyorum. Bu Cesardino yazısını unutmamamız gerekiyor. Yani burada yazdığınız bilgilendirme mesajını unutmamamız gerekiyor. Buradan create trigger diyorum. Sonra ardından done that at var. O seçeneğe tıkladığımda buradan yönlendirmek istediğim e-mail adresini seçeceğim. Buraya e-mail yazıyorum arama kutusuna. E-mail seçtikten sonra send me an e-mail var. Ona tıklıyorum. Tıkladıktan sonra subject ve body seçenekleri çıkıyor. Bu subject kısmına istediğiniz herhangi bir bilgilendirme mesajını, yani mesela şöyle event name'in içeriği olabilir ya da komple silip Cesardino acil durum mesajı diyorum. Ardından what kısmına istediğiniz bir isim, işte kimden, nedir şeklinde yazabilirsiniz. Kimden yazabilirsiniz? Event name, yani event name'den geleceği söylenecek. Ben de işte tarih, ekstra data varsa da bilgilendirme mesajı. Buraya da şöyle yapacağım. Şu ekstra data yerine Türkçeleştireceğim. Bilgilendirme yazacağım. Buraya da bu bir işte acil durumdur. Lütfen bu numarayı arayınız dedim. Ardından işte 055 şeklinde girdim. Sonra create action seçeneğini tıklıyorum. Sonra continue diyorum ve finish diyerek bitiriyorum. Bitirdikten sonra yönlendirmek için tekrardan webhook seçeneğini tıklıyoruz. Şurada gördüğünüz logosu var. Tıkladıktan sonra dokümanlara giriyoruz webhook'un. Buradan bir test etmemiz gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Evet, Cesardino yazdım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şu linkimi kopyaladım. Sağ tıkladım. Test için tekrar adrese yönlendir dedim. Ya da kopyalayabilirsiniz. Evet, configuration dedi ve yönlendirme tamamlandı. Şimdi gelen kutusunu kontrol ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi acil durum mesajımız şu an düştü. Üzerine tıkladığımda da gördüğünüz gibi kimden geldiğini, tarihi ve bilgilendirme mesajını bize döndürdü. Peki bunu nasıl koda senkronize edeceğiz? Şu yukarıdaki trigger, yani slash trigger'dan itibaren kopyalamaya başlıyoruz. Şu şekilde kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra burada kod kısmına geliyorum. Kod kısmında gördüğünüz gibi string URL adresimiz var. Yönlendirme mailimiz.
Buraya da o kodu yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar kodumuzu araçlar kısmından NodeMCU'yu seçiyorum ya da Wemos'u seçiyorum. Wemos'u seçtikten sonra gönder, yükle diyorum. Yüklemiştiniz, başladı. Bunları söylemiştim arkadaşlar, sizler de biliyorsunuz. Burada SSID kısmına modeminizin adını, password kısmını da Wi-Fi şifrenizi, modemin şifresini yazıyorsunuz. Wi-Fi'niz bağlanması için bu bir kere yazmanız yeterli olacak. Zaten sizleri daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Şimdi göndermesi için birazcık bekleyelim. Şu an derlemeler başladı ve yükleme işlemi geçecek. Şimdi yükleme tamamlandı dedi. Şimdi seri port ekranımı açıyorum. Gördüğünüz gibi IP adresimi gösterdi ve acil durum butonuna basınız dedi. Yani şu an herhangi bir problem yok. Lütfen acil durumunu bastığımızda, evet şu an istek gönderildi dedi. Şu an mail adresimi de kontrol ediyorum. Şöyle Gmail adresimi, gördüğünüz gibi mailimiz hemen düştü. İşte kimden ve aynı şekilde tarih saatiyle beraber mesajımız döndürdü. Arkadaşlar bir projenin daha sonuna geldik. Bu projenin kaynak kodlarını sezerdin.com adresine ulaşabilir. Açıklama kısmına linkten de ulaşabilirsiniz. Başka projede uğraşmak için de sezerdin.com adresine girebilirsiniz. Umarım projeyi beğenmişsinizdir. Yine sormak istediğiniz sorular olursa aşağıdaki yorumlar kısmına sorabilir. Ya da sosyal medya hesaplarımızdan ya da sezerdin üzerinden mail gönderebilirsiniz. Başka projelerde, videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.